Merhabalar, ben Köfte İskröte ve Kasanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ve en son burada kalmıştık. Bunu da, bu arkadaşları döşemiştik. Bu arada bu fluid pipe'lar, yani bronze fluid pipe'lar sıvı taşıyor. Daha akışkan taşıyor ve steam bir akışkan. Bunun yanı sıra bu merdivenleri, şu kapıyı ve şu yeni chest'leri döşedim. Burası işlenmiş madenlerim. Burası işlenmemiş madenlerim. Bu arada bayağı da bir madene çıktım. Gördüğünüz üzere. Şurası mob droplarım. Şurası... Sen mob dropsun. Burası bitkisel ürünlerim. Bu arada o dungeon'ı daha fazla talan ettim. Şurası da taşlarım. Evet. E bugün ne yapacağız? Bu arada biraz da kömür... Ağaç, clay falan filan elde ettim. Ve şu dışarıyı da böyle yaptım. En son yalnız bir creeper patlamıştı. Burayı havaya uçurmuştu. Yeniden yapmak zorunda kalmıştım. Ha, torçlarım da gitmiş. Evet. En son bu haldeydik. Bolca da çarkol pişirmişim. Evet. Hemal gel gel. Sen bir, sen iki, sen son. Sen şöyle gel. Evet, ya da böyle gelin. Şimdi bronzlarımızı alalım. Sturdy Grinder yapacaktım ancak. Ondan önce başka şeyler yapacağım. Özür dilerim. İlk olarak Steam Powered Forge Hammer yapmak istiyorum. Steam Powered Forge Hammer için neler gerekiyor? Bronze Machine Hall, da Aluminium Machine Hall ya da Basic Way. Iron kullanmayı tercih ederim şu an. Şimdi 8. Evet, 8. Bunun yanı sıra Iron Gear'lar. Bunlar buradan da bir 8 tane. Evet. Ve file'ları nasıl yapacağız diye soracak olursanız şu arkadaş ile. Ve ortaya bir adet wrench. Ve 2 adet gear'ımız hazır. Üstüne bir de şunu hazırlayıp diğer eksiklerimize bakalım. Steam Powered Forge Hammer. Bir adet piston. Kolay. Ve gerisi tamam. Bir adet redstone gel ve stone'umuz var. Evet, pistonumuz da hazır. Yani bunun anlamı... Bronze plate gel. 2-3. Ve kendime yeni bir hammer da yapmam gerekecek ama bu sefer bronzdan değil çelikten yapacağım. Sen. Sendin galiba, evet. Steam Powered Forge Hammer. Ve şuraya otur. Şurada bir nokta göreceksiniz. Bu nokta egzoz çıkışı. Burayı sakın bir blokla kapamayın. Forge Hammer bu. Şu hammerla yaptığımız işin aynısını otomatik yapıyor. Gene 2 ingot harcıyor fakat hammer'ın durabilitesinden harcamıyor. Tüm avantajı burada geliyor. Hammer. Steel hammer. Ve bunun için bir adet iron rod gerekecek. Ama güzelce steel hammer'ımız oldu. Misler gibi. Şimdi bu arkadaşı nasıl çalıştıracağız? Çarkollarımızı alalım.
yanlış slot'a attık. 4 tane atalım içine. Ve kendimize bolca bronze plate elde edelim. Bu esnada başka neye ihtiyacımız olacak? Evet. Squeezing extractor. Bunun için gene... Yine iron kullanabilirim. Tabi iron'ım kalmam, şu ayrı mevzu. Bronze da harcamak istemiyorum şu anki durumda. Çünkü bronze lazım. O zaman ne yapıyoruz? Evet, şunu da yapabilirim. Tamamdır. Bu birazdan steam üretmeye başlayacak. Ve beraberinde bu arkadaşla çalışacak. O esnada başka ne yapacağız? Bizim şurada... Evet, gördüğünüz gibi işlenmeye başladılar. Yani şu anki buharı yetmiyor. Çünkü ısınmadı zaten. Ben şuraya rubber ağaçlarımızı dikmeye başlayayım. 1 Dur, şöyle bir sıklıkla da dikebilirim. Evet, biliyorum, ben genelde kürek taşımıyorum. Yargılayın beni. Buhar yeter değil çünkü ısısı tam o ulaşmadı. Bunu söylemiştim. Gerçi keşke steel versiyonunu kullansaydım bunun. Neyse. Şimdi gelelim diğer makinelerimiz. Evet, squeezing extractor yapacaktım. Ve gene Minecraft sunucularıyla alakalı bir problem var. Hemen tekrar bir login olup girsem, yoksa yok, Steve olarak devam ederim bu bölüm. Evet, sizler de iyisiniz böyle. Kaç tane plate'im oldu? 5. 5 tane yeter sanırsam. Squeezing extractor. Evet, tam 5 tane istiyormuşuz. Ama... Bir tane daha senden lazım. Teşekkürler. Tamamdır. Gel buraya. Ve tabii ki de bir tane daha lazım. Ve bir tane redstone. Ve bir tane odun. Brickteki başlangıç aşamasında böyle bir sıkıntı var. Her şeyi ince ince kullanacaksınız. Piston. Dur, iki tane piston lazımdı. Evet. Iron'lar gelin. Bir tane daha redstone. Bir tane daha odun. Iron, redstone ve ironlarımızı saçalım ortaya. Ve stone. Şimdi başka ne lazım? Bu arada bronze workbench yapsam mı diyorum. Olabilir. Aslında yapayım, evet. Isınmaya başladı. Evet, bronze workbench yapayım ilk olarak. Size bu sayede bronze workbench'in ne olduğunu göstermiş olurum. Bir de konuşabilsem. Neyse, şöyle gel. 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 Ve gelin.
Bronzeburg bench'imiz hazır. Da senin yerine Bronzeburg bench koyacağım. Merhaba kurt adamlar, hatta bir uyuyayım. Evet. Karşınızda Bronzeburg bench. Arayüz biraz göz yoruyor biliyorum. O renk olayını kapatacağım sanırsam. Iron. Bir tane daha lazım. Tamamdır. Ayrıca bunun güzelliği şu arkadaşlar şurada depolanabiliyor. Ve şuraya falan kayıt edilebiliyor. Her şey. Ama arayüzün turuncu olması biraz sinir bozucu. Bunu bir konfigten kapatabiliyoruz. Kapatacağım da. Squeezing extractor'ımız için ne lazım? Evet, böyle bir olay da yapabiliyoruz bu arada. Ha dur, wrench'ti. Tamamdır. Ney? Demin o sesi çıkarttı. Ve squeezing extractor. Evet, kafa şişiriciler aynı zamanda. Ama ne yaparsın? Sanırsam Moisner'ı eklemişti. Greg. Bu arada Advanced Crafting Table daha sonra geçiyor. Sen bu enerjimi istiyorsun sen? Ha, ilginçmiş. Evet. Şimdi bakalım başka ne yapacağız? Steam Compressor, hayır. Smelter. Evet, Smelter yapabilirim. Bunun için 2 adet Steam Furnace lazım. Bunun anlamı 3 tane Steam Furnace yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 24 tane clay. 24 clay. Tam biliyorum, saçmaladım. Ben şu sesleri iyice bir kapayım. Tamamdır. Kulaklarınıza tecavüz etmemiş olurum bu sayede. Steam Furnace, Furnace. Steam Smelter, Smelter. Ve kesinlikle senin... Evet, kesinlikle ama kesinlikle senin... High Pressure halini yapacağım. Evet, High Pressure hali için... Ne lazım? Ha tamam. Tüm stillerimiz. Bir adet furnace. Bunun yanı sıra şuraya wrench lazım sanırsam. Yok, ortaya wrench lazımmış. Ve şu arkadaşlar bir tanesi daha lazım. Bir denecik daha lazım sizden. Tamamdır. Şimdi sen gel. Tabii wrench bana gene lazım olacak. Ve beraberinde kova da bana lazım olacak. İlginç. Tamamdır. Senden biraz daha
16. Güzel. Şimdi Steam Powered Forge. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Steam Furnace. Bunun için 3 tane daha Furnace yapacağım. Tamamdır. İşte şimdilik bir tane yapalım. Böyle bir desteğin yoktu değil mi senin? Olsa şaşardım. Tabii önce bir de stack daha. Bu arada gördüğünüz gibi kol tükettiğinde Dark Ashes üretiyor. Tamam gel. Şimdi sen nesin? Bu. Bu. Evet, gördüğünüz gibi çok daha hızlı yapmaya başladı. Arkadan sesini duyuyorsunuz. Çok daha verimli bir. Gördüğünüz gibi buradan da buhar çıkıyor. Egzoz girişi. Sakın orada durmayın. An itibariyle öğrendiniz bunu. Evet. Steam Furnace'ımız da hazır olduğuna göre. Şimdi geriye ne kalıyor? Steam Powered... Ha dur. Steam Powered... Steam Smelter yapacağız. Bunun için bolca iron lazım bana. Ya da bronz harcayabiliriz. Bronz iron, bronz iron. Fuck, bronz. Şimdi sen gel. Siz ikiniz gelin. Sizler gelin. Sizlerden daha fazla lazım olacak. Üstüne üstlük sizler de lazım olacaksınız. İki tane daha olması yetişmesi lazım. Hadi ha gayret, ha gayret, ha gayret. Aferin oğlum ha. Huh. Valla. Tabii. Valla şimdi. Steam Smelter. Hani daha fazla bronze plate lazım olacakmış, gerekmemiş. Ama başka bir şeye ihtiyacımız var. Ama neyse ki artık şu arkadaş. Yanlış saymışım. O ayrı mevzu ama. Tamam. 3 bronze plate'imize kaldı. Evet ve bunu beklerken. Evet biraz yavaş geldi. High pressure versiyonunu yapabilirim bunu. Ama steel'im kalmadı. Evet. Hayat ne güzel değil mi? Rubber ağaçlarımız büyümeye başlamış. Bunun anlamı o esnada sickle'ımızı alıp beraberinde tree taplerimizle pazara gidelim. Bir karınca ağlayalım. Pazara gidip bir karınca alıp ne yapalım?
Tamamdır. Sende var. Şimdi dur. Olanları belirleyelim bir. Sen. Neyse daha sonra ilgilenirim. Olmayanları keseceğim de. Daha sonra hallederim. Toptan. Ha, bu fakir. Onu keserim biraz muhtemelen. Evet. Sticky resin'larımızı da alalım. Bu arada artık sticky resin'ı pişirerek rubber yapamıyorsunuz. İlla ekstraktöre koymak lazım. Böyle bir durum var. Ama neyse ki ekstraktör artık çok daha basit yapılıyor. Ayrıca daha önce topladığımız rubber odunlarında buradan rezine çevirebiliriz. Hop. Şimdi neden bronz makineler başlangıçı bayağı kolaylaştırıyorlar anladınız mı? Evet biraz da zorlaştırıyorlar o ayrı mevzu. Ama Greg kafasıyla düşündüğüm takdirde kolaylaştırıyorlar. Hani green buff'u bu. Bu arada kasa softcore oynayanlar için ufak bir müjde. Bu adımı atlayarak direkt elektrik çağına geçebiliyorsunuz. Peki ben neden direkt elektrik çağına geçmedim? Tek bir şey göstereceğim. Çelik. Ya da stainless steel. O da stainless steel'den elde ediliyor. O da. Dust, Nickel Dust ve Chrome Dust'tan elde ediliyor. Evet, Chrome üretimi sanırım daha kolaylaştı artık. Hobi. Stainless ha. Tamam. Sen iyi bir şeysin. Hayvan gibi enerji harcayacaksın o ayrı mevzu. Oy. Sana bir düzine iş verelim. Kendini iyi hisset. Tamam rahatladı. Neyse biz de şunları alalım. Voila. Bronze smel şey. Steam smelter. Senden bu görevi alabilirim aslında. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Ufak bir bug var. İsimle alakalı önemli değil. Şimdi bu arkadaş bir kapır 3 bronzdan ne elde ediyor? Bakalım. Bekliyoruz. 4 bronz ingot. Yaşasın. En sonunda. O zaman bunun şerefine yemek yiyoruz. bunlar burada olurken ben başka bir şey daha yapacağım. Benim burada bir yerde bir home vardı. Evet. Kovam da elimde. Elimde kovam. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Sizler uslu uslu çalışın.
Sen daha büyümüş, tamam. Şimdi nereye tarla yapalım? Aa, tarla yapmadan önce bir şey daha unuttum. Tamam. Carpenter's Bloom bariyerlerini. Sen mi iptal olup duruyorsun? Evet, çalışıyor. Ha, sen gel. Sen gel. Tamamdır. Selam Rakun. Bay Rakun. Merhaba at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aslında evet. Burası bence gayet güzel oldu. Pek simetrik olmadı ama ölçülü yapmamıştım zaten. Şurayı bir kırak ve şunu koyak. Aslında evet. Düşünme. Dat 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 dat. Süper. Değil. Yok, süper süper. Benim hatam. Çünkü bunu böyle geri çatmıştık. Bir de bunun kapısına ihtiyaç var. O da iki tane odun. Ya da şöyle miydi? Blue. Ha. O zaman normal fence gate yaparım ben de. Daha sonra değiştireceğiz. Rubberlarımız işleniyor. Bronzlarımız hazırlanıyor. Ve herkes mutlu. At hariç. Evet, çok yakında Carpenters'ın ile değişecek bu. O zaman sıra ne geliyor? It's hoe time. Böyle bir tarla işim görür. Ve oyundaki favori yemeğim patates. Tabii vanilla oynuyorsan. Vanilla açlık mekanikleriyle oynuyorsanız. Hunger Overhaul işin içine girdiği takdirde patates bir halta yaramıyor. Ama ben Hunger Overhaul'la oynamıyorum. O yüzden rahatım. Ve Lilipetleri bu yüzden seviyorum. Yakında yukarı çıkmak için. İçin daha güzel bir yol yapsam güzel olacak. Şimdi bu kadar sticky resin yeter. Çünkü rubber ilerleyen zamanlarda işimize lazım olacak.
Şimdilik sana sadece sen lazımsın. Sana sen lazımsın. Ve sonraki bölüm yapacağımız bir şey. Dın 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 dın. Railcraft'ın Cocoon'u. Evet. Bunun için bolca brick ve sand gerekecek. Ve Greg Tekin. Bronze Blast Furnace'ı. Ama Bronze Blast Furnace hakkında ufak bir detay. Sadece bu lazım değil. Bu lazım olsa çok ucuz olurdu. Bir de bu Bronze Plated Bricks. Bunun anlamı hayvan gibi brick top yapacağım. Evet. Ama şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Kötsüz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler. Ama tabii bir de tininiz bol olsun. Tin tin tinemin hanım, tin 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 tinemin hanım senin. Bölümün izleyicilerimin elinden olacak. Ben de önümüzdeki bölüme kadar bolca bronz yapacağım. Evet, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kötsüz köpten günler. İyi eğlenceler.